Tarımda başarının anahtarı AgroTuro'ya Tarımda Başarı programını sunar. Değerli dostlar, Köy TV'de Tarımda Başarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Güzel Muğla'dan hepinize hayırlı günler diliyorum. Yine bugün Tarımda Başarı'da gerçek bir başarı hikayesini sizler için ekrana getireceğiz. Sungur bölgesindeyiz. Tabii buranın özelliği şu, yaklaşık rakam 950 civarı bir rakım var. Burada zeytin yetiştiriliyor ve sulama imkanı olmamasına rağmen işte kepçe bile girmemiş, elle kazılarak burada bir mücadele var. Gerçekten bizim her zaman söylediğimiz Türk çiftçisi kıymetli, her zaman gayret eden ve bu memleketin gerçek sahibi dediğimiz zaman bunun burada bir yansıması var. Bir mücadelenin öyküsü, bir başarının öyküsü. Geliyorken yol gerçekten sıkıntılı bir yoldu. Bayağı maceralı geldik. Bu kadar yolu gelme nedenimiz buradaki başarı hikayesini, yaşanmışlığı size aktarmak. Yine AgroTuro'dan dostlarımız var, çiftçimiz var, bayimiz var. Güzel bir söyleşi olacak. Zafer abi, yayına hoş geldin. Hoş şimdi bulduk dağ başında abi, manzara süper. Şimdi biz boşuna demiyoruz. Bu memlekette tarım yapılan her vatan toprağına basacağız diye. Burası bayağı maceralı oldu ama maceralı oldu ama güzel oldu. Şimdi bu ikinci örneğimiz. İşte sosyal medyada orada burada birçok akıl verenler var. 700'den sonra zeytin olmaz, mümkün değil. Uğraşmayın boşuna, emeğiniz boşuna gider diyenler var. Biz bunu ilk 1030 rakımda Korkut Eli'nde kırdık. Ve inanın şimdi Korkut Eli Yelten Ovası hemen hemen zeytin ovası oldu. Sürekli yetiştiriyorlar. Sağ olsun, buradan da selam edeyim, Hasan Uçar abimiz orada bir öncülük yaptı. Burası ikinci örneğimiz oldu. Burada Hasan abinin oradan daha çok emek var. Niye? Hakikaten yolu çok zor. 10-15 kilometre öteden Ayhan Bey tankerle su taşıyıp eşiyle birlikte kepçesiz eliyle kazarak yetiştirdiği bir zeytinlik. Yanılmıyorsam çok fazla mahsul alamadı bu zamana kadar. Bu ikinci tahmin ediyorum. Bu sene başarıyı yakaladı. Biz Ayhan Bey'le tanışıklığımız birkaç yıl var ama ilk defa bugün yüz yüze geliyoruz. Sağ olsun onun, eşinin sayesinde, bölge bayimiz Durmuş Avcı'nın sayesinde, gene bölgenin çocuğu Yusuf Özçelik sayesinde. Onlar ayak bastıydı daha önce ama ben ilk defa basıyorum. Basmaya da devam edeceğiz. Bu başarılarımızı daha farklı bölgelerde de sürdüreceğiz inşallah. Benim bu bölge için söyleyecek çok fazla şeyim yok. Başarı ortada. İnşallah bunu her yıl tekrarlarsak işte asıl başarı orada ortaya çıkacak. Evet. Yalnız burası tam mangalık Zafer abi. Valla az önce gözlememizi yedik. Bence çayımızı içtik. Çayımızı da içtik. Fazla şansımızı zorlamayalım. Bence mangaldan daha kıymetli
El emeği var. Sağ olsun yengemiz bizi ağırladı. Evet. Gözlemelerimizi de yedik. Her ne kadar hamurdan uzak durmaya çalışıyorsam da hamur beni kendine çekiyor. Bu sayılmaz abi. Sayılmaz mı? Evet. Tamam. Peki abi, teşekkür ederim. Evet Ayhan abi. Yayına hoş geldin. Önce seni bir tanıyalım. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Evet. Köy TV'ye, efendim söyleyeyim Zafer abiye, ta Çanakkale'den çıkmış, buralara kadar kilometrelerce yol gelmiş, bizleri ziyarete gelmiş, mahsulümüzü görmeye gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bir gün televizyonda, Köy TV'de Hakan Bey'in programıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Program seyrediyorum. Tarımla uğraştığım için biraz da zeytinciliği çok seviyorum. Niye derseniz, meyve yetiştirmeyi çok seviyorum. Program seyrediyordum. Zeytin programı vardı. Agratoria gübresini reklamı vardı. Bu şekilde, aynı şekilde program seyrediyorduk. Hoşuma gitti. İkinci, üçüncü programda karar verdim artık bu ilaçları almaya. Oradaki telefon numarasını yazdım. Aradım. Sağ olsun Zafer abi çıktı. Kendimi tanıttım. Arazinin durumunu tanıttım. Bu ilaçları talibim dedim. Nasıl alacağız? Hangi bankayla çalışıyorsanız oraya bir para yatıralım. Öyle mi çalışıyorsunuz dedim. Kendisi dedi ki bizim için öncelikli para değil. Önceliğimiz zeytin ağaçlarımız dedi. Her zaman konuşur. Hala daha programları seyrediyorum. Önceliğimiz ağaçlarımızdır. Onlara çok değer veriyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde ve tini ve zeytuni ve duri sinine ve herzel beledil emin diyor. İncire ve zeytine yemin olsun diyor Allah-u Teala. Çok kutsal bir meyve. Dolayısıyla bu kutsallığından dolayı kendim çok değer veriyorum. Yağ bir şifa kaynağı, meyvesi bir şifa kaynağı. Dolayısıyla bu şekilde değer verdiğimizden dolayı bizim ağaçlarımızda değerli olmasını temenni ettik. Bu ilaçları istedik. Kendisi dedi ki önce ilaçları teslim alacaksınız, sonra parasını ödeyeceksiniz. Kargo ile gönderiyoruz dedi. Kargo ile gönderdi. O gündür bugündür ilaçları kullanıyorum. Memnunum. Diğer çevremizdeki, köylerimizdeki arkadaşlarımıza, çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Peki ne değişiklikler oldu? Hepinizden Allah razı olsun. Bu agrotori gübrelerinden sonra ne değişiklik oldu? Yani nelerin değiştirdi? Neler değiştirdi? Ağacın rengi çok güzel. Efendim söyleyeyim, meyveyi güzel tutuyor. Filizini güzel sürüyor. Ertesi yılı hazırlıyor. Ve her sene boş kalmamasını sağlıyor. Gözlemlediğimiz bu. Kanser varsa bunları yeniyor. Peki abi, tabii burada az önce yayından önce de sordum. Niye zeytin burada? Yani 950 rakam. Bizler şehrimize çok uzak olduğu için, pazar yerleri uzak olduğu için bir elmadır, ayvadır veya tez çürüyen, tez heder olan meyveleri yetiştirip pazarlayamıyoruz. Ayağımıza tüccar da gelmiyor. Ancak uzun süre depolanabilecek meyvelere yöneliyoruz. Ne olabilir? Bu ceviz olabilir. Suyumuz yok. İçme suyunu ta 18 kilometre Göktepe Dağı'ndan getirebiliyoruz. Olduğumuz yerde pınarlarımız yok. Efendime söyleyeyim, kestane burada olmaz. Bunlar çok depolanabilen, uzun süre depolanabilen meyve. Zeytin bunlardan bir tanesi. Yağını ve meyvesini depolayabiliyoruz. Bu amaçla zeytini tercih ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Peki çevredeki insanlar ne diyor sana burada Ayhan abi? Ne diyorlar? Burada zeytin mi olur? Ama oldu. Ama oldu. Nitekim. Şükür. Sabırla koruk helva olur derler bize. İşte sizinki o hikaye. Aynen. Aynen. Ayhan abi teşekkür ederim. Soy isim neydi Ayhan? Ayhan Kaya. Ayhan Kaya. Tamam, teşekkür. Şimdi ablamı uzatalım. Asıl buranın mimarı, ben her zaman söylüyorum. Bu işlerin asıl şeyi, başarısı kadınlarda. Abla, yayına hoş geldin. Seni bir tanıyalım. Sen neler söylersin? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İsmin sayısın neydi? Bir tanıyalım seni. Servet Kaya. Servet abla. Evet. Eşimle beraber yaptık. Çok emek verdik. Evet. Bugünlerimize şükür. Şükür. İyi peki. Teşekkür ediyoruz. Evet. Durmuş. Yayına hoş geldin. Durmuş Avcı. Bizim Muğla bayımız. Avcı Tarım. Evet. Durmuş Avcı ismim. Avcı Tarım. Muğla merkezde bayiyemiz. Siz de hoş geldiniz Cemil Bey, Zafer abi, Nuh ve yörenin çocuğu diyelim Yusuf kardeşimiz hoş geldi. Şimdi bizim Muğla şöyle bir bölge, zeytin bölgesi olarak biliniyor ama Milas, Ören tarafı dediğimiz yerlerde sıkıntı yok. Oralarda her sene zeytini alıyoruz. Sıkıntı olan yerler buradaki termik santralin olduğu yerler daha çok. Evet. Buralar gerçekten Türkiye'nin zor yerleri. Çünkü termik santralden dolayı biz ne yaparsak yapalım, hangi firmanın ürününü kullanırsak kullanalım, bu yurt dışı ürün de olsun, Türk ürün de olsun, hiçbir netice alamadık. Ben kendim de
Çünkü o havaya verdiği şey. Aynen, havaya verdiği sıkıntıdan dolayı. Kendim bitki korumacıyım. Ve böyle olunca daha fazla kafa yordum. İşin içinden çıkamadım. En sonunda araştırırken televizyonda Koperas'la karşılaştım. Ama tabii ikna olmam bayağı bir süreç aldı benim. Öyle bitki korumacı olduğumuzda hemen ikna olamadım. Tabii o basit değil. Çünkü ilaç gördüğümüz için yıllarca derslerde. Neyse, lafı uzatmayalım. Daha sonra bu Koperas'ı bir iki yerde denendiğini biliyordum. Oralara gittim kendim. Bizzat yerinde gördüm. Dedim tamam, bu iş olmuştur. Bir de bu Koperas'ta şöyle güzel bir özellik var. Yani agroturaya ürünlerinde beslerken koruyoruz diyor. Yani iki masrafa gerek yok. Ya ilaçmış, gübreymiş, iki masrafa gerek yok. Bir ürünle bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz aslında. Çok güzel bir olay. Neyse, yöremizde bayağı iyi kullandırdık. Özellikle bu sungur, dokuz çam, esençay. Buralarda yoğun şekilde, Göktepe'de güzel şekilde kullandırdık. Zeytin olmaz denen yerlerde zeytini Allah'ın izniyle bu sene tutturduk. Hele bu bölge, burası tam bir hikayesi olan bölge. 950 rakım, sulama tankerlerle oluyor, öyle kolay bir şey değil. Zeytin olmaz diye kendi köylüleri, kendi akrabaları her zaman söylüyor. Ama gelsinler baksınlar, başka ürünlerle yapabileceklerse biz buradayız. Evet. Ya burada siz, biz de anlattık, siz de söylediniz. Gerçekten bir başarı hikayesi var, bir yaşanmışlık var. Peki genel manada bölgede nasıl Koperas, diğer ürünlerde kullanımı? Diğer ürünlerde çok iyi değindiniz. Onları da söyleyelim. Ben Koperas'ı aklıma gelen tüm ürünlerde kullandırıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Maydanozu da kullandırıyorum. Marulcularımda çok kullandırıyorum. Cevizde zaten kullandırıyoruz. Tabii bunun yanına başka gübreler de ilave ediyoruz zamanı geldiğinde. Buğdayda kullandırdık. Göktepe'de bir abimiz buğdayda kullandı. Çünkü Konya yöresinde kullanılıyor. Ya bir de sadece Koperas değil, bir sürü ürün var. Bir sürü ürün var. Koperas'ın hatta daha üst ürünleri bile var. Mesela ismi Aktivo diye bir ürünümüz var. Ben bayılıyorum Aktivo'ya. Aktivo kullandığımız yerde çok çok acayip neticeler alıyoruz. Çok özür dilerim. Yeri geldiği için söylüyorum. Hani pası Çukurova tarafında, hani nem yok, mantar yok, bu kadar çözüyorsunuz. Orada çözmek kolay ama burada mesela nemin pik yaptığı bir bölgedeyiz. Hani burada da çözdü mü, ben abiyi de daha yeni tanıyorum. O kendi soru anlatsın. Soru soruyorum. Pasa karşı ne gibi bir izlenim bıraktı, onu merak ediyorum. Evet. Evet. Duydunuz mu Bey sorusunu? Evet. Burada dediği gibi burası pik noktası artık. Yani burada mantarın, fungusun tam yeri. Nemden dolayı. 950 rakımdayız. Bir de ormanın içindeyiz. Burası bir de akar yöresi. Ama Ayhan abiden de Allah razı olsun. Ne dediysek yaptı. Bir tek eksi taban gübrelemesinin tam giremediydi bu sene. Biraz o işleri tam yapamadık. Allah'ın izniyle onu da önümüzdeki dönem yapacağız. Hiçbir pasla da alakalı sıkıntımız olmadı. Sap mantarıyla da alakalı sıkıntımız olmadı. Buranın en büyük sıkıntısı olan halkalı leke. Aşırı bir halkalı leke yöresidir burası. Ama Allah'ın izniyle görüyorsunuz, tertemiz yapraklarımız, meyvelerimiz tertemiz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yusuf kardeşim, sen de yayına hoş geldin. Hoş bulduk Cemil abi, siz de hoş geldiniz. Bizim bölge, Ege bölge bayimiz oldu. Sorunumuz oldu, özür diliyorum. Evet. Müdürümüz oldu, öyle söyleyelim. Şimdi sen de bölgeye çok gelip gidiyorsun. Evet. Tabii ben daha önceki yayında Nuh'a bir soru sordum. O soruyu şimdi sana sormak istiyorum. Neden agroturya sana göre? Yani çiftçimiz niye agroturya'yı seçsin senin gözünde? Neden agroturya? Şimdi ben firmada 5. yılım artık. Birçok bayiye de girip çıktığımız oluyor. Firmanın en eskilerinden birisin değil mi sen? Şu an evet, en eskilerinden biriyim. Şimdi tabii neden agroturya? Piyasaya da artık 5 senedir birçok ürün çeşidini, birçok firma ürününü takip ediyoruz biz de ister istemez. Neden agroturya? Öncelikle maliyet açısından agroturya. İkincisi kazandırıyor agroturya. Üçüncüsü uygulama şeklimiz basit. Her şey yazılı bir şekilde. Basit. Birbiriyle karışır ürünler. Yine işçilikten tasarruf agroturaya. Onun dışında biz ürünü satıyoruz ama bu ürünleri. Biz ürün verdiğimiz hemen hemen her kişiye arazisine gitmeye çalışıyoruz ki gidiyoruz da. Ben gitmezsem işte bayi arkadaşlar gidiyor. Zafer abi gidiyor. Nuh gidiyor. Diğer arkadaşlar gidiyor. Bir şekilde arazi kontrollerini de yapıyoruz biz. Yani sattığımız ürünün de arkasındayız her zaman. Bundan dolayı agroturaya. Onun dışında ekleyebileceğim, yani çiftçinin yanındayız sürekli. Evet. Biz, bölgeyle ilgili neler söylesin sana? Şimdi bölgeyle ilgili neler söyleyebilirim? Şimdi ben bir Muğlalı olarak
Şimdi Muğla bir zeytin olarak şimdi zeytin periyodiste dediğimiz husus bölgenin kanayan yarası zaten. Neden? Halkalı leke bahsetti durmuş. Çok güzel şeylere değindi. İşte yatağın termik santralinin etkisi, olumsuz etkisi. Onun dışında çiçek zamanı yaşanan hava olumsuz hava koşulları, işte sıcaklık, yağmur gibi, dolu gibi bunlar. Şimdi Durmuş güzel şeylere bahsetti. Ben de Durmuş'la ilgili bir şeyi söyleyeyim size. 2 yıldır dükkanına borda bulamacı sokmuyor. Onu da ekleyeyim ben buradan. Geçen sene başında tanıştık biz Durmuş'la. Daha önceden biliyormuşuz gerçi birbirimizi ama. Geçen senenin başından beri 2 sezondur borda bulamacı sokmuyor artık dükkanına. Niye pek sokmuyor? De ihtiyacı olmuyor. Evet, çok güzel bir yere değindi. Evet. 1 kilo değil 1 gram bile sokmuyorum. Yani biz birçok programda diyoruz bir şey yaramıyor da. Senin gözünde ben hatta sokmuyor? Şunu söyleyeyim ben size. Türk firmalarının da yabancı firmalarının da en ünlü yani en iyi diye gözükenleri bizim dükkanımıza geliyor. Gördüklerinde ya abi Koperas ne ya? Yani dedikleri tek laf bu. Ama biz onların ürünlerini yıllarca kullandık. Ya bu konuda ben gerçekten bayağı dertliyim. Çünkü ben çektim. Yani çiftçilerden, köylülerden geri dönüşler kötü oldu. Dedim ya kendimiz bit korumacı olunca Koperas'ta karar kıldım. Kullandırdım. Bir de Koperas şöyle güzel bir özelliği var. Dediğim gibi hem gübrelemiş oluyoruz hem de korumuş oluyoruz. Yani biz iki masraftan bizi kurtarıyor. Çiftçilerimize ben bunu her zaman söylüyorum. Bordo bulamacı çok pahalı. Ya bir de artık şey kalkmış. Hiçbir yani, Avrupa'da falan yok mu? Yok. Evet. Ve bize hiçbir iyi geri dönüş de getirmiyor. Ben niye bunu satayım diye uğraşayım ki? Ya ben bir gram daha iyi bordo bulamacı almadım. Almayacağım da bu saatten sonra. Evet. Teşekkür ederiz. Öyle. Evet. Ekleyeceğim bir şey daha var. Neden? İşte şu an bakıyoruz Türkiye'deki birçok bitki besleme, bitki koruma firmalarında bizim çalıştığımız eleman sayısından daha az kişi çalıştırılıyor. Biz istihdam olarak da yani çalışan yerli mühendis olarak da daha fazla sayı sahibiz. Bunu da ekleyebiliriz. Geniş bir aile. Geniş bir aileyiz yani. Evet. Zafer abi de genç arkadaşlara hep şans veriyor. O çok önemli. Evet. Yani bu işe meraklı, kendini geliştirmek isteyen bütün arkadaşlara da şans veriyor. Ben Zafer abi de o konuda teşekkür ediyorum. Ben bir şey yapayım. Tabii kardeşim bu sıkıntı ben yok. Şimdi şöyle bizim bir durum da var. Ha, gibi, tamam o zaman sıkıntı yok. Şimdi şöyle de bir durum var. Ya ben AgroTroya firmasını gerçekten çok seviyorum. Şimdi şöyle en başta Zafer abi ve gruptaki yani o çalışanlardan da Allah razı olsun. Şöyle yani bir aile ortamı var gerçekten. Mesela bir sıkıntımız oldu. Alo dediğimizde yani gün içinde çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani oradaki firmada bulunan Burcu Hanım da Gülşah Hanım da ne zaman arasak yani işimizi yaptı. Yusuf zaten aramaktan artık gına geldi. Eli mahkum Muğla. Her gün arıyoruz. Aramazsak kendimi artık şey hissediyorum yani kötü hissediyorum her gün arıyorum. Bugün diyorum Yusuf'u aramadık arayalım. Yani diğer firmalarda inanın böyle bir şey göremeyiz. Ürünü size satar. O ürün iş yapmış yapmamış artık o ona bakmaz. Evet. Öyle bir şeye bakmaz. Ürünü size satar. Ondan sonra abi tuttu mu? Ya tuttu ya da tutmadı mı? Ya işte şundan tutmamıştır der. Hiçbir zaman öyle... kendinden olmaz. Ya doğadan olur ya bitkiden olur. Ya aynen öyle. Olur. Hiçbir zaman kendinden, kendinden olmaz. Şimdi hiçbir firmayla buraya gelip de böyle bir program çekemeyiz. Ya Zafer abim Allah razı olsun 61-62 yaşında. Ta Çanakkale'den kalktı genç geldi. Delikanlı. Genç delikanlı. Hepimizden genç yani. Zafer maşallah abi, buraya geldi. Bak. Sana söyleyeyim ya. Hedef büyüdü. Hedef büyüdü. Evet peki teşekkür ederim. No. Bir şey söyleyeceğim daha Yusuf. Evet. No tabii biz birçok değerli dostlar affınıza sunuyorum. Normalde ben kamera karşısında bir şey yiyip içmem biliyorsunuz. Ama burası gerçekten şöyle söyleyeyim. Muazzam bir doğa var. Bir de Karadenizlik var. Orman yeşil. Canımız da çay çekti. Ablam da arkada yapıyor sağ olsun. Dolayısıyla affınıza sığınarak bir bardak çay içiyorum. Normalde kamera karşısında yiyip içmem. Bunu izleyicilerimiz bilir. Şimdi birçok program çektik. Birçok başarı ekrana getirdik. Burası benim için önemli. Burada bir mücadele var. Bir, gerçekten burayı bu noktaya getiren insanların zor şartlara rağmen verdiği bir mücadele var. Bir de en önemli kıstasından birisi de işte 700 rakamın üstünde zeytin olmaz söyleşinin yıkıldığı yer. Söz sende bölgeyle ilgili, zeytinle ilgili neler söylersin? Ve yine neden AgroTroya sorusunda sana sormuş olayım. Tamam. Yarıkları diyarındayız. Teşekkür ederiz. İkramda bulundular. Bölgede yoğun olarak çalışıyoruz temsilcimizle beraber. Ama şunu diyeceğim. Zeytin işte şu bölgede olmaz ama ondan önce şunu diyeceğim. Bakın bir ürünü yaparsınız, yıkarsınız bayiye.
Yani bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Biz bir tabuyu yıkmaya çalışıyoruz aslında. Bıraktınız ürünü. Yani inanın benim de firmacı arkadaşlarım var. Bana diyorlar ki ne kadar çok telefonla konuşuyorsun. Çünkü biz bayiyi bize köprü olarak görmüyoruz. Bir geçiş olarak görmüyoruz. Ya da ekonomik beklentimizi katkısız bir şekilde, yani direkt temiz bir şekilde alacak bir yapı olarak görmüyoruz. Biz gittiğimiz her bayide de üreticilerimizi zaten biz bayi oluşturduğumuz yerde kendi üreticimizi de oraya yönlendiriyoruz. Yani üreticimizin sıkıntısını da birebir baş başa çözdüğümüz için bizim farkımız aslında buradan da geliyor. Çünkü biz sürekli bu işin başındayız yani. Hani ya işte geçen uygulamayı yapmadı da bu sefer de yapmasın da bizim bunlarla işimiz yok. Biz üreticimiz bize hangi dönemde ulaşırsa biz eskiden yanlışlarını da eksiklerini de alıp o uygulamayla tedavi edip yine devam ederiz. Rakım olarak yüksek bir bölge. Ondan ziyade ormanın tam kıyısındayız. İnanın ben Zafer abiye de söyledim gelirken. Yani acaba gerçekten zeytin bahçesine mi gidiyoruz diye. Bahçeyi görene kadar ortada zeytin yoktu. Kesinlikle abi, inanmadım. Acaba diyorum Yusuf Bey öndeydi. Acaba o yanlış yere mi saptı diye sürekli aradık birbirimizi. Haçerenin çok olduğu, yani zararlının çok olduğu, yani zeytin fidan tırtılının da, cırcır böceğinin de ya da kırmızı örümceğin de. Çünkü en büyük konukçusu ormanlar ki kimyasal mücadeleye imkanı yok. Burada yapamazsınız. Bahar ayıyla beraber üstlerden ki dikiş makinası izi şeklinde dallarda izler yaparak kurutmalar yapar. Bu bahçede o da yok. Yani şurada da bir farkımız var. Koperas aldınız ya da çiçek döneminde uygulama yapıyorsunuz. Zeytin güvesinin çiçek nesli için uygulama yapıyorsunuz. Biz üreticimizi, yani inanın insanlar bunun için danışmanlık ücretleri verip, çok büyük danışmanlık ücretleri verip, bahçemde ne var? Akar var. Ceviz için konuşuyorum, atraknoz var. Beni bunu uyar, aylık danışmanlık ücretini vereyim. Bizim böyle bir beklentimiz de yok ki tek başına da başarıya ulaşamazsınız zaten. Yani bu programdır. Bizim programlarımızda etken maddeleri iletiyoruz ama sıkıntılı olan bölgelerde gerekirse ilaç markasına kadar, kullanacağı kimyasal ilaç markasına kadar tarif ediyoruz ki daha güzeli yerinde gördüğümüz için bizim fotoğrafla, abi at dalından bir fotoğraf bakalım, işte önümüzde kış, böyle bir şey yine yok. Yani sürekli yerinde inceleme yapıyoruz. Zor bölgede zoru başardık. Yani gerçekten inanın, tamam zeytin, hani insanlar hep şöyle ya, kötü bölge ya da ağaç, hava sirkülasyonu yok, yağış yok, su yok, gübre gidemez ya da düzenli toprak uygulama yapamazsınız, ağaçlara uygulama yapamazsınız. Ya dik zeytini hemşerim, gitsin. Bizim bunlarla da işimiz yok. Yani iyi bakılan bahçede inanın biz artık şuna alıştık. Üreticiler, ben bu uygulamayı kullanacağım. Eğer farkı görürsem, bakın ağaçtan bahsediyoruz. Yani tek yıllık bitkiler, bunlar artık biz bunları açtık. Çok yıllık bitkide de zeytin 15 günde sürgün mekanizmasını arttırabilmek çok büyük bir şeydir. Ki ondan sonra da üretici Koperas'a zaten gerçekten aşık oluyor. Ondan sonra bizim yapacağımız orada düzenli olarak programını oluşturup zararlara karşı etken maddeyi söyledikten sonra da bizim işimiz balından yenmez oluyor. Evet. Peki şunu sorayım. Diyelim ki rakım 5-600 olan yerdeki zeytinin besleme programıyla buradaki aynı mı? Mesela aynı mı olacak, farklı mı olacak? Ya zeytin rakıma göre, örneğin bir ayvalık çeşidinin yıllık 1000 saat soğuklanma ihtiyacı vardır. Ya da gemliğin daha düşük seviyelerdedir bu. Yani 300 rakım, 300 saat daha altındadır. Ya da bir İspanyol, Bodur, Arbequino çeşidi hastalıklara karşı direnç mekanizması daha yüksektir. Ama tat olarak, reha olarak, yağ kalitesi olarak, ağacın verimi olarak hani biraz daha geridedir. Tabii ki bizim de çeşit çeşit ya da halka leke olmayan bahçelerde. Aslında bu soruyu şöyle cevaplasam daha iyi olur. Olur. Hani bu bölge için ya da bir Güneydoğu Anadolu bölgesi için aynı programı uyguluyorsanız derseniz, o bölgede inanın bizim sadece 2 uygulama, Koperas'ı 3 uygulama, sadece Koperas kullanıp ağaçları kırılan üreticilerimiz var. Ama bu bölgede aynı yanılgıya düşerseniz, ki halka leke sürekli kendi kendini yenileyen bir mekanizmadır. Yani bu bölgede biraz daha programın farklı olması kesinlikle lazım. Kesinlikle farklı, evet, olması lazım. Örneğin Koperas'ın yani hani
dozajının biraz daha artırılabilir bir bölge. Çünkü halka leke dediğim gibi yani bu toprak sıcaklığı ya da hava sıcaklığı 35 santigrat dereceye kadar mantar enfeksiyonu ölene kadar halka leke ağaçlarınızda devam edecek ki bu da Haziran'ın sonudur. Haziran'ın sonuna kadar da uygulama yapmazsanız yine ağaçlarınız yaprak dökecek, tekrardan yapraklama peşine girecek. Şuna düşenler de var. Kardeşim kışın günü yaprak döküyor ama baharda benim ağaçlarım tekrar yaprak açıyor. Tamam, yaprağı açtırdınız tekrar ama buradaki boğum arasındaki göz çiçeğe davranmayacak, kuruyup gidecek. Evet. Ya tabii dolayısıyla burada sizin en büyük farklarınızdan bir tanesi de biz her zaman konuşuyoruz. Ürüne göre, bölgeye göre plan ve program yapılması. Şimdi burada bu saatten sonra neler yapılacak onu biraz konuşalım. Artık hasatımız bitiyor. Eğer makinalı hasat yapacaksanız ya da elle hasat yapacaksanız ağaçlarda yaralar oluşacak, dallarda dökülmeler oluşacak. Buna göre zaten Durmuş Bey de Yusuf abi de bu bölgedeler. Bahçeyi gezdikten sonra eğer bahçede yoğun enfeksiyon ya da hasat stresi çok yoğunsa buna nazaran yanında fosforiko ilave edilebilir ya da şelatlı amino asitimizle ya da hava birden sıcak gidip sıcak hani o kışa dönüş çizgisini yavaş değil de birden geçiş bölgelerinde yine deniz yosunumuzu da biz önlemimizi almak için kullandırıyoruz. Peki sen daha önce böyle rakımda gördün mü Zeytin? 1020 rakımda Antalya'daki Korkuteli'ndeki bu sene yine gittim. Bu sene o bölgeye ben çok gittim. Hasan amca da size de çok selam iletti. Hatta program teklifinde de bulundu ama şöyle bir şey oldu. Hasan amca Zeytin'i daha üzerindeyken yeşil olarak daha kimse çıkarmadan Turfan'da paraya çeviriyor. Sattı. Onun için de hala hasat devam ediyor ama inşallah Allah ömür verirse bu ekiple ya oraya gidelim. Ben de Hasan amcayla tanışmak isterim yani. Olur. İnşallah. Gideriz. Orada onu da çekeriz. Evet, son sorunuzu da cevaplayayım. Neden Agroturo'ya dediniz? Hastalık gelmeden sağlık için Agroturo'ya. Buğdayda pas bahçenize girmesin istiyorsanız Agroturo'ya. Arpada sürme olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Marulda kök boğazı fuzaryum olmasın diyorsanız Agroturo'ya. Mısırda rastık sorunum olmasın diyorsanız Agroturo'ya. Hurmada kınacık olmasın diyorsanız Agroturo'ya. Cevizde atraknoz bahçeme yaklaşmasın diyorsanız Agroturo'ya. Zeytinde halka lekeyle ben yıldım artık buna ilaç kullanmaktan. Bu sene yüzüm gülsün istiyorsanız Agroturo'ya. Fıstıkta kara zenk çok büyük probleminizse ya da fitoplazma başladıysa ki bu sene başladı bu hastalık. 2 sene önce de yani geçen sene de ben bu hastalığı sizle beraber yine bu hastalığı geriye ölüm şeklinde anlatmıştık. Yine önlem alınmadı. Biz buna karşı da önlemimizi beslemeyle aldık Agroturo'ya. Atraknoz mücadelesi nohut ve mercimekte yapmak istemiyorsanız Agroturo'ya. Yoncada kök boğazı çürüklüğünüz olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Baklagillerde kök boğazı sorunu olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Daha da geliştirecek olursak narenciye bahçeniz var. Narenciye de takozum olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Verticillium dediğimiz zeytindeki verticillium'un narenciye de uç kurutandır ve küt diken limon buna çok duyarlıdır. Bu olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. W. Murkotta narenciyeden bahsediyorum. Periyodisiteniz olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Organik tarımda Agroturo'ya. Kalıntıda Agroturo'ya. Kalıntı bahçemde olmasın istiyorsanız Agroturo'ya. Hemşerim ya bu ülkedeki mühendisler ne iş yaparlar? Masa başında mı otururlar? Yoksa arazi arazi gezerler mi diyorsanız Agroturo'ya. Ya da artık ağaç başı 10 kilo almaktan, 5 kilo almaktan yoruldum diyorsanız Agroturo'ya. Artık para kazanmak istiyorum diyorsanız Agroturo'ya. Ben bu ülkenin yerli ve milli imkanlarını bu ülkede kalsın katma değeri diyorsanız ki burası çok önemli. %100 tarım ülkesindeyiz ama %80 ithalatla. Buğdayın ana vatanında, mercimeğin, nohudun ana vatanında ithalatla geçinir hale geldik. Zeytinyağının en güzel insanlar, en güzel zeytinyağını bu bölgeden alırsınız. Ege'nin incisi zeytin. Ama
Hala dışarıdan geliyor. İthalat bir devletin en büyük silahıdır. Buna da inanıyoruz. Ama önce bu ülkedeki vatandaşı öldürmeyeceksiniz. Alın satın, bu ticarettir. Ben ticareti çok severim. Alırsınız, satarsınız, para kazanırsınız ama bu ülkedeki... Yani ithalatta yani, da ihracat olması lazım. Kesinlikle. Sürekli ithalatta olmaz bu iş. Çünkü bu insanlar da bunlardan inanın kendisine geçim kaynağı yapacak. Hani biz çoğu yerde işte 3 dönüm mü, 5 dönüm mü, zeytin mi... Ya bundan ne olur gibi ama inanın insanlar bununla geçinen bu ülkede bir dünya insan var. Yani zeytinyağını kendine katık yapacak, işte gözleme yapacak, bir şey yapacak. Bunlarla öğününü idam ettiren insanlar var. Onun için de biz Türk çiftçisinin emeğine, birikimine güvendik. Birim alan yapacak çok bir şey de yok abi. Hep söylüyoruz ama birim alandan para etmiyor. Zeytinyağı da para etmiyor. 24,5 lira. Zeytin de para etmiyor. Ya da buğday da üreticisiyim aynı zamanda ben. Buğdaydan da para kazanamadık. Ama birim alandan kaldırılan ürünü arttırırsak burada rekolteden para kazanırız. Karnımız biraz doyar. Biraz daha karnımız doyar. Bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Bize ikramda bulundunuz. Yörükler Diyarı'ndan tüm izleyicilerimize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür evet. ederim. Durmuş da bir şey söyleyecek herhalde. Şimdi şöyle, Nuh kardeşimiz çok güzel saydı. Zeytin, işte Antep fıstığı, mercimek. Fındığı unuttu. Bak, fındığı unuttu. Süs bitkilerini de unutmayalım. Tamam. Ben kendim askere gitmeden önce süs bitkisi alanında çalıştım. Çok büyük sıkıntı vardır orada. Yani hiçbir ilaç bilemezsin. Ne atacağını bilemezsin. Ben bu sene... Bana hangi süs bitkisi üreticisi gelirse, arkadaşlarım var, kendileri süs bitkisi üreticiliği yapıyor. Hepsine kooperas veriyorum ve yan ürünleri veriyorum. Allah'a şükür sıkıntı yaşadıkları çoğu şeyi hallettik. Ya buradan da süs bitkisi üreticilerine haberi olsun. Kullanabilirler. Evet. Ya Anu, sen unuttuklarını onları da bir saydı. Evet, seni bir tanıyalım. Adın ne? Adım Emre. Soy isim ne? Kaya. Emre, çiftçi olacağım, onu sorayım. Olurum. Olur musun? Büyüyünce olacak mı çiftçi? Olurum. Çok şükür ya. İnşallah. İyi bakalım. Teşekkür ediyorum Emre. Evet tamam. İnşallah çiftçi yaş ortalamamız 50'lerin altına düşerse ki böyle gençler çiftçiliğe heves ederse bu memleketin tarımı bir adım daha ileri gider. Aynen öyle. Ama maalesef gittiğimiz her yerde 50-55'in üstünde yaş ortalaması tarımla uğraşanların. Bu demektir 15-20 yıl sonra kimse kalmayacak tarım yapacak. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bilmiyorum. İnşallah bu anlayışı değiştiririz. En azından gençleri köylerine döndürürüz. Yani burada bilmiyorum devletin yapabileceği ne vardır çok aklım ermez ama bir fırsat tanımalı bu gençlere. Çünkü özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da açlık sınırının altında yaşayan bir sürü gencimiz var. Bunların kendi köyünde olsa, hiç olmasa bir sosyal güvenlikleri devlet tarafından karşılansa eminim %20'si, %30'unu köye geri çekebiliriz. Evet. Ama maalesef bu yok şimdilik. İnşallah zamanla olur. İnşallah. Bu tarımımız da bir adım daha ileri gider. Peki, çok teşekkür ederim Zafer. Ben teşekkür ederim. Neden Agroturya? Vardır Zafer abinin bir bildiği. Bir bildiği vardır. Evet, teşekkür ederim. Tabii Zafer abinin son söylediği iki konu çok önemli. Bütün konular önemli de. Şimdi biz tabii medyada özellikle son 5-6 yıldır Büyükşehir Yasası'na ciddi manada karşı çıkan bir medya grubuyuz. Bunun da nedeni şu. 2005 yılında biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladık. Anlaşma gereği Avrupa Birliği'ne dedik ki bizim %55 olan tarım hayvancılık nüfusumuzu %5'e düşüreceğiz. Bunu devlet olarak taahhütte bulunduk. Burada köyler mahalle oldu. 16 bin köy okulu kapatıldı. Önceden şöyleydi. Çocuklar köyde okul varken okuyordu. Belli bir yaşa geliyordu. Ama orada hayvancılık ve tarımla uğraşıyordu. Şimdi çocuk liseyi bitirene kadar şehirde okuyor. Liseden sonra o çocuk köye geri gitmiyor. Çobancılık yapmıyor. Dolayısıyla bu genç nüfusun köyde azalmasının en büyük nedenlerinden biri bu. İşte tarım şurası oldu. Orada Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki biz bu Büyükşehir Yasası'nda müracaat edenler, köyler tekrar mahalleden köye geri dönebilir diye. Ama bunu hiç kimse duymadı. Yani şöyle duyurmadılar zaten. Bir aylık süre verildi. Birçoğu müracaat etmedi. Haberi bile olmadı. Dolayısıyla bu statüde kalktı. Bu işin çözümü şu değerli dostlar. Tabii ülkeyi yönetenler, tarım yönetenler
biliyor ve bilmiyor. Ama köydeki genç nüfusu tutmanın en büyük yöntemi bir, köy okullarının tekrar açılması, köyde yetişen çocukların orada okuyup eğitimini orada tamamlayıp orada kalması. İki, köydeki üreten insanların para kazandığını çocuklarının görmesi. Ben çok gence sordum, babanın yaptığı işi yapacağım, asla yapmayacağım. Çünkü dedi, adam para kazanamıyor. Yani köyde perişan. Ben niye aynısı olacağım? Giderim şehre, bir asgari ücretle çalışırım, kapıcılık yaparım. Böyle bir zihniyet var. Bir de Zafer abinin dediğini bizi meclise çağırdı sayın milletvekillerimiz, sağ olsun. Orada bir 12-13 milletvekiline 3-4 sene önce bir sunum yaptık. Orada dediler ki işte kırsaldaki kadınlarla ilgili ne yapabiliriz? Dedim samimiyseniz bir projemiz var. Buyurun dediler. Dedim ki bizim köydeki en büyük emekçilerimiz annelerimiz, kadınlarımız. Bunları dedim devlet tarım sigortasından sigortalı yapsın. Yani köydeki annemiz, bacımız sigortalı olsun. Ya devleti, bizim devletimiz topa popa, tüpçüye püpçüye her yere para buluyor. Bunları dedim bulabilir. Bütün vekiller kalktı. Harika Cemil Bey, güzel bir fikir. 4 yıldır selamımızı almıyorlar. Dolayısıyla Zafer abinin dediğine de buradan bir atıfta bulmuş olalım. Bu köydeki insanların eğer sosyal sigortalarını yaparsanız, başka bir şey yapmayın, bu insanlar köye geri gelirler. Üretmezsek tüketecek hiçbir şey olamayız. İşte Rusya örneği vardı. 8-10 yıldır Rusya geçti, çok farklı bir noktaya geldi ama biz dalga geçiyorduk ya, bir tane domates 10 lira veriyorlar diye. Şimdi her şeylerini kendileri üretiyorlar. Adamlar çölde sera kurdular. Şu anda Türkiye buraya doğru gidiyor. Eğer burada Budan'ın tepesinde gayret eden, emek veren insana devlet sahip çıkmazsa abim bir saatten sonra vazgeçecek. Bana ne diyecek? Bırakıp gidecek. O zaman yiyecek bir tane zeytin, bir bardak zeytinyağı bulamayacağız. Bizim diyeceklerimiz bunlar. Biz her programda bunu söylüyoruz. Dile getiriyoruz. Yetkililerin buna kulak vermesini istiyorum. Çiftçilerimiz bir kere hiçbir yerde çiftçiler sadaka istemiyor. Yardım istemiyor, destek istemiyor. Çiftçi diyor kardeşim, benim girdiğim maliyetlerim var. Mazot maliyetim, gübre maliyetim, ilaç maliyetim. Bunları aşağıya düşür. Yata verdiğin, yat kullanan adamın ÖTV'siz aldığı mazottan ben de alayım. Ve benim ürettiğimi sat. Dünyada tek suçlu çiftçi Türk çiftçisi. Niye? Üretiyor, ürettiğini satamıyor. Yani üretmekle beraber suç işliyor sanki. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi lazım. Bizim görevimiz de bunları anlatmak. Burada yine bir başarı hikayesi yaşadık Agrotorya sponsorluğunda. Baktığınız zaman çok böyle büyük bir bahçe değil. Kaç ağaç var burada abi? 300 ağaç. Ama Zafer abi Çanakkale'den kalktı geldi. Biz daha Bursa'dan kalktık geldik. Niye? Burada bir dokunuş var. Burada bir hayat hikayesi var. Burada bir yaşanmışlık var. Burada bir başarı var. 950 rakamının üzerinde burada zeytin yetiştirildi. Kameraman arkadaşım da detayları aldı. Arkadaşlar da gösterecekler. Rakam 950 ve burada zeytin yetişti. Burada bir inadın, bir sevdanın, bir toprağa değerin öyküsü var. Benim için bu çok kıymetli. Buna vesile olduğu için başta Zafer abiye, bütün dostlara teşekkür ediyorum. Bir şey itiraf edeyim Cemil Bey. Buraya ulaşmak için gelirken bir ara sizi arkamızda göremedik. Peş peşe gidiyoruz ya. Yusuf sağ olsun bastı gitti. Navigasyon çekmiyor. Sizi de göremedik. Eyvah dedim, Cemil Bey vazgeçti kaçtı. Emin olun bunu söyledim, Nuh'la paylaştım. Zafer abi ama... sen beni tanımıyor musun? Cemil çıktı hiçbir yoldan dönmez abi. Yolda çıktı hiçbir şey yolda bırakmaz. Özür dilerim ama valla düşündüm. Evet. Yani gerçekten maceralı bir yolculuk oldu. Telefonları da çekmiyor. Birbirimizi kaybettik. Ama abi biz çıktığımız yolda sonuna kadar gideriz. Çıktıklarımıza sıkıntı yok. Ama ben teşekkür ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ben birçok firmayla birçok proje çekiyorum. Her gittiğinizde farklı insanları tanıyorsunuz. Ama mesela burası benim için kıymetli yerlerden birisi. Çünkü burada bir emek var, bir yaşanmışlık var. Ben de bu toprakların çocuğuyum. Keyif alıyoruz, yapacak bir şey yok. Nuh, teşekkür ediyoruz. Sana özel teşekkür ettim. Evet değerli dostlar, Nuh'u biz seviyoruz. Nuh bizim kardeşimiz, takılıyoruz. Antep'te bize fıstık da ikram etmedi ama inşallah onu da alacağız yani. Her yayında söylüyoruz. Herhalde bir kilo fıstık gelir bu yayından sonra. Bir de cinganlık var. Neyse onu ben söylemeyeyim. Tamam. Ama Nuh'un babasına selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Hacı abi bizim fıstığı ayırır. Nuh'tan alamadık ama Hacı abiden alırız. Görüşmek dileğiyle dostlar. Yine bir yaşanmışlık hikayesi var. Ha şunu da söyleyeyim. Ya bazen biz bu program sonlarında çiftçinin derdini anlatıyoruz. Bazı yetkililerimiz kızıyor. Vallahi siz kızmaya devam edin. Ben hiçbirinize hakaret etmiyorum. Saygısızlık etmiyorum asla. Bu ülkedeki hiçbir kuruma, kişiye saygısızlık etmedim, etmem de, haddimi bilirim. Ama bu insanların derdini de son nefese kadar anlatmaya devam edeceğim. Yani gazetecilik yaptığım sürece. Ha, yapmasak, emekli olsak yapacak bir şey yok. Çünkü derdini anlatmak zorundayım. Bu benim görevim. Arkadaşlar kesti ya, tamam keselim. Evet. Değerli dostlar, görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyde hayatlar.
başarının anahtarı AgroTuraya Tarımda Başarı programını sundu.